Herkese merhabalar sevgili dostlar. 12 Ekim çarşamba günü Elazığ yarış programı tahmin videosuyla sizlerle birlikteyiz. İstanbul yarışlarının tahminleri de kanalımızda mevcuttur. 8 koşul bir program var İstanbul'da da. Bir adet altılı var. Çok da güzel bir altılı. Çok güzel yarışları izleyeceğiz. onu da dileyenler videosunu seyredebilirler arkadaşlar. Abone olmayı unutmayalım. Videoyu beğenmeyi unutmayalım. Yine herkese dileyenler bize teşekkürler butonundan videonun altında teşekkürler butonundan bir defaya mahsus olarak destekle de bulunabilirler diyelim. Ve başlayalım arkadaşlar tahminlerimize. ilk yarış başlayacağız. 2 altılı var Elazığ'da. 5 çeyrek gece başlıyor meydan 3 yaşlı Arapatları 1600 mesafe kumpiste. 8 gün evvel ikinci olmuş bir isim 1 numara Arzak Bey ile başlayacağız. Yani o ikinci olduğu yarışta birinci gelse altılıyı alt üst edecek bir safkan konumunda diyebileceğimiz bir e, safkan şu anda. E, tabi bu kadar olmayabilir. Burada muhtemelen bir e, iyi bir Ganyan çıkacaktır. E, çok fazla favori olacağını zannetmiyorum ama yine de. Bir numara Arzak Bey. Yanına Bekir abi diyeceğiz. Ferit Yardımcı ile birlikte 23 gün evvelde 4. olmuş bir isim. Yazılması gerektiğine inanıyorum. E, burada son olarak da arkadaşlar Selota Pir 8 numaralı safkanı önereceğim sizlere. Belki geniş kupon düşünenler Zeynep Hat 10 numarayı da yine yazabilirler. Bu koşuya özel olarak. Bir ilave yapılabilir. İkinci koşuya gelelim arkadaşlar. Şart 3 bir koşu 3 yaş İngilizler. 2000 mesafe kum pist yarışı. Arkadaşlar burada saf krom 2 numaralı safkan bir hafta evvelki elde ettiği galibiyeti ve daha evvelki yine 2 galibiyet üst üste gelen performansıyla saf kromun burada yazılması gerektiğini inanıyorum. Baba Bülent 1 numara ve e, burada 4 numara Crime Machine yine iyi olacak olan safkanlardır diyebilirim. Crime Machine özellikle 4 numaradan iyi bir performans bekliyorum. 23 gün evvel 5. oldu ama bir önce yarışını kazanmış bir isim. En yüksek handikaplı safkan konumda aynı zamanda bu koşuda. 2 numara, 4 numara öncelikli isteyenler 1 numara Baba Bülent veyahut da başka bir safkan yine ilave etmekte serbestsiniz ama 2 isimle burayı geçeriz. 2 4 yeterli olur diyorum. Üçüncü koşuya gelelim arkadaşlar. İlk altındaki tekimize geldik. Şart 3 dişi yarış 3 yaşlı Arap atları 1200 mesafe kompiste çıkacaklar arkadaşlar. 1 numaralı Safkan Esila Sultan bizim buradaki tek önerimizdir sizlere. Safkanın 127.97'lik derece elde etmiş olmasıyla beraber bir de burada 56 kiloda start alıyor. Kilosu da çok uygun. Benzeri bir derece elde edip bu yarışı rahat rahat kazanabilir gibi gözüküyor şu andaki istatistikler itibariyle. Son yarışında da kazanmış bir isim olarak geliyor. Buraya 23 günlük bir arayla geliyor. İki rakibi 10 gün arayla gelirken diğer iki safkan zaten rakip olarak görülmeyecek düzeyde diyebiliriz. Deha karlı güzel 4 numaralı safkan 42 gün arası var zaten. Hani Necmi Altın biniyor. dördüncü olmuş son yarışı vesaire ama yani o tutmaz burada o şekilde. 14 Nisan 5 numaralı Safkan zaten hiç tabela yapmamış. 8 gün evvel start almış bir isim. 1 numara Esra Sultan arkadaşlar. İlk altıda tekimizdir. Dördüncü koşuya geldik. 13 handikap bir yarış. 3 yukarı İngilizler. 1700 kum pist yarışı arkadaşlar yine bildiğiniz üzere. Ferit yardımcıyla run for pick diyeceğiz. 3 numara öncelikle. Ee, Power 4 numaralı safkan Necmi altında bekli. Bir hafta evvel de 4. olmuş bir isim burada yazmanızı önereceğim. Bordo mavi 7 numarayı yazabiliriz arkadaşlar buraya bir seçenek olarak. Veyahut da 2 numara real character bu safkanı da yazabiliriz. Burası biraz karışık bir koşu. Özellikle de 3 ve 4 numaranın yüksek kilolu start almasına istinaden başka bir safkan yazabilir. Ha bu arada kesinlikle belirtmem lazım. Rose Peacer 8 numaralı safkanı arkadaşlar yazalım burada. Yani 3 ve 4'ün arkasında önceliği 8'e verin derim hatta ben size. Çünkü ben bu Safkan'da gerçekten bu potansiyeli görüyorum. Böyle bir yarışta gelip sürpriz yapabilecek bir at olarak gözüküyor bu koşuda. Bakalım tabii ki göreceğiz ne olacağını hep beraber izleyeceğiz. 3-4 arkadaşlar arkasında sürpriz önerisi 8 numaradır. Veyahut başka bir at istiyorsanız daha sağlam bir at istiyorsanız 7 numara Bordo mavi değerlendirebilirsiniz. Örnek vermek gerekirse yani 3-4 yazın arkasında bir tane atı size bırakıyorum. Sürpriz isteyenler 8'i değerlendirebilir. 5. koşuya gelelim arkadaşlar. Meydan 3 yaşlı Arap atları 1600 kum pist yarışı. Bu koşuda arkadaşlar e, Has Hasköy Bey'i 8 gün evvel 4. ülke elde eden Safkan 2.03.19 en iyi derecede sahip burada. 3 tane derece yapan Safkan içerisinde e, Has Hasköy Bey'i 4 numarayla başlayacağız. Yanına 169 gün arası olmasına rağmen Necmi Altın'la birlikte 7 tepe hat kalite itibariyle e, bir ikincilik bir dördüncü ülke elde ettiği için bu Safkan burada yazılabileceğini düşünüyorum. 9 numara Fethi e, 23 gün evvel ikinci olmuş bir isim kesinlikle burada şanslı olacaktır. Ve bir مرة Arap damat Ferit yardımcı ile birlikte değerlendirilmesi gerektiğine inandığım bir safkan son yarış kötü gelse de bir önceki yarışında üçüncü olduğunu bu safkanın da böyle bir yarışta şansı olabileceğini unutmamak lazım diyorum arkadaşlar. Geçelim 6. koşuya. Şart 3 bir yarış dört Arap atları 1200 mesafe kum pist yarışı. Ya bence günün en zor koşusu olacak bir koşu. Bunun sebebi şöyle söyleyeyim. Bu koşuda ee, yani kalite olarak son dönemlerde o yarışları hani performans olarak iyi olmasa da kalite olarak çok iyi olduğunu bildiğimiz isimler var. Bunlar kim? 1 numara Harun Baba, ee, 8 numara Derin Mavi, Ondan sonra bir de 9 numara Şenhan arkadaşlar. Bu safkanlar burada kalite itibariyle çok üst düzeydiler. Fakat mesela Derin Mavi'nin 204 günlük arası olması itibariyle ben şansını burada az görüyorum. Yazmanızı önermem. Harun Baba'nın da yine 19 gün evvel performansı var ve son dönemde de koştuğu yarışlar ortada. Baya bir kötü durumda. Bu yarışta o yüzden onu da önermiyorum. Ama Şenhan 9 numarayı önereceğim size. Çünkü 8 gün evvel ilk defa koştu yarış gördü. Ben 1200 mesafe bir yarışta Safkan'ın burada Necmi Altın'la birlikte şanslı olacağını düşünüyorum. Bunun sebebi yarış gördükten sonraki koşusunda artık kondisyon sorunu yaşamayabileceğini ve Safkan kalitesini ortaya koyarak yarışı kazanabileceğini düşündüğüm için 9 numara Şenhan'ı kesinlikle öneriyorum. Yanına ekürleri ilave edeceğiz. Kılavuz ağası ve delici yan kılavuz ağası Böyle yarışlarda sürpriz yapabilir. Mesafede iyi bir isim. Son dönemde formsuz olsa da yazılması gerekecektir. Zaten Deli Cihan formda geliyor. Bir altıncılığı var. Ondan önce birinci ve ikinci olduğu için zaten Deli Cihan'ı yazmamız gerekecek. Yani 3-9 yazılıyor. Özak Bey'e şans veriyorum arkadaşlar. 8 gün evvel ikinci oldu. Bu safkanın geçmiş performansı çok iyiydi. Ama işte çeşitli sakatlık vesaireler safkanın durumunu bozdu ve şu andaki vaziyete kadar gelmiş vaziyette durum gördüğünüz üzere. 7 numaralı safkanda da burada değerlendirebiliriz. Dumrul 4 numarayı değerlendirebiliriz arkadaşlar. Yine veyahut da 6 numara dikme ağası geniş kuponda yazılabilir. Önceliğimiz 3 ve 9'dur arkadaşlar. Yine buraya 4 numara, 5 numara, 6 numara, 7 numara gibi safkanlar e, ilave edilebilir diyorum arkadaşlar. Ama özellikle 3 ve 9 yanlarına da Özak Bey 7 numaraya odaklanalım derim e, bu koşu için. Yeşil Kale Ferit Yardımcı'nın bineceği safkan yani Tabela hiç yapmamış. 8 gün evvel de 8. olmuş bir safkan ne kadar burada başarılı olabilir? Bir soru işareti olmakla beraber jokeye güvenerek tabii ki yazabilirsiniz. Bu sizin tercihinizdir. Geniş kuponda yazılmasında bir mahsur yoktur. 7. koşuya geldik arkadaşlar. Bu koşuda 6 safkan start alıyor. Şart 4. 2 yaşlı İngilizler. 1200 kum Benim ikinci 6'lıdaki tekim 1 numara Black Boy'dur arkadaşlar. 1.16.71 tartışmasız en iyi derecedir burada yanına at yanaştırmaz eğer bu dereceyi tekrarlarsa. 2 numara Kara Abicar, 65 gün arayla geliyorken burada rakip olarak ona söyleyebileceğimiz daha ilk defa yarış kazanmış olan bir isim. hani 3 numarayı mı diyeceğiz veyahut da 4 numara mı yani 6 numara mı net bir rakip yok. Hani şöyle ucundan rakip olacak gibiler ama... Black Boy burada bir numaralı safkan arkadaşlar muhtemelen ee, böyle 4-5 boy fark atarak da kazanabilir. E, ee, böyle potansiyel de var bu yarışta. Black Boy kötü koşsa bile en kötü ihtimalde bir yarım boyla bir boy farkla yarışı kazanacaktır diye tahmin ediyorum. Bir numarayı bu yüzden de tek veriyorum. Bir de 23 günde bir arası var. Safkan gayet de güzel de dinlenmiş. Bu yarışa da gayet iyi hazırlanmış vaziyette geliyor. E mesafe de kısa. İstediği gibi de bir yarış koşacak. Yani hiç önünde bir engel yok. Fazla da at koşmuyor yarışta. Bir tehlike arz etmiyor bu yüzden. Onun için bir numarayı tek veriyoruz arkadaşlar. Bu sıraladığım nedenlerden ötürü. 8. koşuya geldik. Maiden 3 yaşlı Arap 1600 kum pist yarışı. Arkadaşlar 8 gün evvel 3. olan ve 4 yarıştır tabelayla gelen Bobo Berkcan 2 numaralı safkan ilk vereceğimiz isimdir 6 numara Sarraf 2 ikinci sunacağımız safkandır size bir ikincilik bir üçüncülükle geliyor bu isim Ondan sonra burada arkadaşlar yani Ferit Yardımcı'nın bilineceği Al Zeybek var mesela Önerilebilecek bir isim gibi duruyor ama ben şanslarını az görüyorum açıkçası burada bu safkanın. Onu söyleyeyim. Yani muhtemelen bu yarışı 2 numara ya da 6 numara kazanacak gibi. Diğer isimlerden de yazmak istiyorsanız 5 numara Okan Ağa ve 7 numara Yeğen isimli safkanları deneyebilirsiniz. Bunların tabelaları mevcut. Bu safkanlar denenebilir. Doktor Zeliş belki yani yazılabilir. Buradaki açıkçası bence fazla at yazmaya gerek yok. Yani bence burayı... 2-6 olarak bırakabiliriz ama hadi 5 ve 7 de yazılabilir desek daha da fazlasına gerek kalmayacaktır diye tahmin ediyorum bu koşu için. 9. koşuya geldik. 14 handikap, 4 yukarı Araplar, 1800 kum pist yarışı. Bir hafta evvel 3. olan Ekürlülerden Ulugöl, e, Mazlum Fikarlı ekürü start alıyor. Ulugöl'ü burada öneriyoruz arkadaşlar 3 numarayı. Bir hafta evvel e, 4. olan Çakır Ali 2 numarayla devam edeceğiz. Daha sonra 17 gün evvel 2. olup bir önceki yarışını kazanan bir isim Arslan Kraliçe 9 numara diyeceğiz ve peşine de 8 numara Şef Nuri Ferit Yardımcı ile birlikte son yarış kötü gelse de bir önceki yarışını kazanmış bir isim olarak burada sizlere arkadaşlar önereceğiz. Ee, belki bir de Himayun 12 numarada yazılabilir gibi duruyor veya da 13 numara deniz kurdu geniş kuponda değerlendirilebilir. Bunları da belirtmiş olalım. Bu şekilde bu videoyu bitiriyoruz. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. İstanbul videosu da yayındadır. Onu da seyredebilirsiniz. Ee, videonun altında teşekkürler butonu var. Dileyenler bize oradan desteklerini gösterebilirler diyorum. Ve herkese de bol şanslar diyorum.